Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastık kılıfını yapacağız. Yapılışı çok kolay ve çok çabuk da bitti. Çok zaman almadan biten bir model ve yapılışı da çok zevkli. Modeli yaparken ben bu kadife iplerden kullandım. Bu kadife ipleri çok beğendim. Yapılışı çok zevkli gidiyor. Modellerde de çok güzel duruyor. Ben bu kadife parlak iplerden kullandım. Kolaylıkla bulabileceğiniz bir ip. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka kullandım. Yaşadığım ülkede Hobby Lobby mağazasından alıyorum. İpin arkasında %100 polyester yazıyor. Ama bizim bildiğimiz adıyla kadife ipi olarak biliyoruz bu ipi. Normalde bakın 5.5 mm tığla örülüyormuş ama ben 4.5 ile yaptım. 5.5 ile yapınca biraz aralıklı duruyordu. Yastığı göstereceği için hoşuma gitmedi. 4.5 kullandım. İpim 100 gram, 147 metre ip var. İpin kalınlığını da şu şekilde size göstereyim. Yaklaşık 3-4 mm kalınlığında bir ip. Böyle kadife, parlak kadife. Ben simli olanını kullandım. Simli olanı çok hoşuma gitti ama sade renkleri de çok güzel. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bu yastığı yaparken bu 100 gramlık ipten yeşil kısmı yarısını kullandım. Ben başka bir modelden artmıştım. Yarım yeşil yetti. Bu hardal sarısı kullandım burada geçişlerde. Bu hardal sarısını çok az kullandım. Belki bundan biraz daha fazladır yani. Ona çok az bir ip gidiyor. Bu krem kısma da bu şekilde 100 gramlı 2 adet ipten 1.5 ip kullandım. Yani 1.5 ipten de bu kadar ip kaldı. Bir ipim yarımdı, bir ipim de tamdı. Bu kadar kaldı. Yani çok fazla da ip gitmiyor bu modele. Ben bu yastık kılıfını elimde olan bir yastığın ölçüsüne göre yaptım. Yastığın ölçüsünden bir tık küçük yaptım. Mesela yastık 40 santime 40 santim ise 38 santim yaptım bunu. Daha önceki yastık kılıflarım 45 santimdi. 45'e 45'ti. Ben onlara göre yapıyordum. Bu yastık onlara göre biraz daha küçük. 38'e 38 yaptım. Siz kendiniz istediğiniz yastık ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Bu kullandığım ipler 38 santime 38 çarpı 38'e göre yapılmış bir yastık ölçüsü ve ona göre ip gitti. Siz bunu daha büyük yaptığınızda daha çok ip gidecektir. Bütün renkleri kadife iple yaptım. Şu anda da akrilik iple deneyeceğim. Bu kullandığım ip de yine yabancı marka. %100 akrilik. Normalde 5 mm tığla yapılıyormuş. Ama ben 4 kullanacağım. Çünkü bu şekilde trabzan olan modellerde içini göstermemesi için bazen bir tık küçük tığ numarası kullanabiliyoruz. Modelimiz normal trabzanlı bir model. Bu model diğer videoda anlattığım yastık modelinin hemen hemen aynısı. Bunun için ekstra bir anlatım yapmayacağım. Çünkü diğer videoda anlattım popcorn örneğini. Bu başlangıç kısmı aynı bu modelle. Sadece popcorn kısmını kısa bir yerde anlatacağım. Sonra dilediğiniz gibi ben bayağı bir popcorn sırası ekledim. Buna bayağı bir ip gidiyor popcorn'a. O yüzden sadece ortada 4-5 sıra da ekleyebilirsiniz diğer modeldeki gibi. Ben biraz fazla eklemişim. Bu ikişer sırayı iptal edebilirsiniz. Daha az yapınca ortada daha hoş duracağına eminim. Bir sıra popcorn, bir sıra trabzan yaptım bu modelde de. 6. sırada popcorn başlamışım. Ama siz bunu buradan da başlasanız daha hoş da olacaktır. Diğer modeldeki gibi, sık iğneli modeldeki gibi sadece ortada şerit şeklinde giderse eminim hoş duracaktır. Renk uyumunu çok beğendim. Yeşil ve krem çok güzel uydu. Simli ipleri ben tercih ettim. Dilerseniz düz kadife ipi de tercih edebilirsiniz. Normal akrilik iplerle de bu modeli deneyebilirsiniz. Bu modele de kadife ipten krem kısmına 100 gramlık ipte kremi yarısını kullandım. Yaklaşık 50 gram civarında gitti. Yeşil kısmı daha çok ip gitti. Buraya da 1.5 ip gitti. Bu diğer modelde de krem 1.5 gitti. Yeşil yarım gitti. Modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modelde ben dikiş kullanmadım. Daha önceki yaptığım yastıklar gibi tek parça yapıyorum. Tabanından başlıyoruz. Dönerek gidiyorum. Bakın aşağıda kenarlarda dikiş yok. Bu şekilde yapıyoruz. Ben parmağıma sararken bu şekilde çok sarmıyorum elime. Bu serçe parmağımın arasından
bu iki parmağım arasından geçiriyorum. Sonra bu işaret parmağımı bu şekilde bir sefer doluyorum. İp bu şekilde akıcı geliyor. Eğer çok gevşek geliyorsa bu parmağımla sıktırıyorum. Kontrolü buradan sağlıyorum. Sıktırıyorum ya da açıyorum parmağımı. Gelişi kolay oluyor. Şimdi zincirle modelime başlıyorum. Sabit bir zincir sayısı yok. Çünkü herkesin yapacağı ölçü farklı olabileceği için. Bir de kullandığınız ip, tığ, el sıklığına göre farklılık göstereceği için zinciri saymıyoruz. Yastığımızın ölçüsüne göre yapıyoruz. Bu modelde sayı örneği değiştirmediği için gelişi güzel zincir çekerek yastığın boyunu da çekiyorum. Şimdi yastığımın boyunca zincir çektim. Şimdi dönüş içinde 2 adet zincir çekiyorum. 2 zincir ilk trabzan için, 3. zincire batarak trabzanımızı yapıyoruz. Normal ikili trabzan. Bu şekilde her zincirin üzerine birer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar hepsinin üzerine birer tane trabzan yaptım. Hiç arttırmadan hepsine birer tane trabzan yaptım. Şimdi bu bir tarafın trabzanı bitmiş oluyor. Şimdi sonuncu zinciri şu anda bir tane trabzan yaptım. Bir tane trabzan şu kenar için yapıyorum. Aynı deliğe bakın, son yaptığım trabzan, son yaptığım zincirin içine. Bir tane trabzan kenar için yapıyorum. Bir tane trabzan da diğer taraf için yapıyorum. Yani son zincire toplamda 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra hiç zincir çekmeden sıradaki trabzanın dibine, zincirin içine trabzanımı yapıyorum. Sıradaki trabzan yaptığım zincirin içine batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde diğer bütün trabzanların altına birer tane daha trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapıyorum. Sadece köşede 3 tane, diğer bütün trabzanların yaptığım yere birer tane daha trabzan yapıyorum. Hiç arttırma yok. Hepsine birer tane yaparak sıra sonuna kadar yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yaptım. Bak, köşeden önceki trabzanın oraya şu anda trabzanımı yaptım. Burası köşe sayacağım bunu. Bakın ilk yaptığım zincir ve bu iki toplamda. Üçüncüyü de oraya yapacağım. Yani iki tane diğer sırada yapmış oldum. Bir tane de bu sırada yapmış oldum ve tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Yani toplamda bu köşede 3 tane olmuş oluyor. 2 zincir çekiyorum. Eğer sizde bu 2 zincir kısa oluyorsa 3 çekebilirsiniz. Bende ideal oluyor. Ve bütün bu sıra artık bu sıradan sonra bütün trabzanların tepesine birer tane batarak trabzan yapıyoruz. Hiç arttırma yapmıyoruz. Köşelerde de yapmıyoruz. Hepsinin üzerine birer tane yaparak sıralarımızı tamamlıyoruz. Bu şekilde kenarlara kadar, bu şekilde sıra sonuna kadar, bu köşelerde de hep birer tane yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bak, kenara kadar geldim. Kenarda da hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Hiç çoğaltma yapmadan hepsinin üzerine birer tane yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bakın sıra sonuna kadar geldi. Diğer sırada yaptığım gibi son trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Ve ilk yaptığım tepesine batarak birleştiriyorum. İki zincir çekerek tekrar sırama başlıyorum. Aynı ikinci sırada yaptığımı tekrar ediyorum.
Şimdi ben 7 sıra bu trabzan kısmını yaptım, alt rengi. Şimdi bu sık iğne bölümünü yapacağım. Ben sadece bir arada renk katsın, hava katsın diye bunu ekledim. Eğer siz bunu eklemek istemiyorsanız diğer renge trabzan yaparak başlayabilirsiniz. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımdan çıkartıyorum. Bu ilmeğimin içinden bu turuncu ilmeği geçiriyorum. Tamamen geçirmiyorum. Düğüm altta kalıyor. Sonra bu gri ipi iyice sıktırıyorum. Bir zincir çekerek de bunu sabitliyorum. Şimdi sık iğneye başlıyorum. Bütün trabzanların tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bu ipimi de böyle gezdiriyorum. Bütün trabzanların tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde trabzanların üzerine hepsini birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanın üzerine de sık iğnemi yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmeğimin içinden geçiriyorum ve sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu iplerimizi koparmıyorum. Onlar burada bekliyor çünkü tekrar kullanacağız. Diğer renk için beyaz kullanacağım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi bu turuncu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bakın bu düğüm kısmı aşağıda kalıyor. Turuncu ipimi sıktırıyorum. Zincir çekerek sabitleştiriyorum. Toplamda 2 zincir çekiyorum. Bu ipler burada bekliyor. Şimdi bu sadece bu başlangıç ipini gezdireceğim. Tığımı dolduruyorum. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Hiç çoğaltma yok arkadaşlar. Sadece renk geçişleri yapıyoruz, o kadar. Bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Bu normalde diğer trabzanlarda birleştirdiğimiz gibi birleştiriyoruz. Hani burayı göstermek için bekledim sizi. Hani aslında göstermem gerek yok, birleştirme aşaması. Ama bu ipleri yukarı taşımak için onu nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Hani direkt rengin bittiği yerde böyle alıp rengi birleştirmiyorum. Şimdi bu ilk yaptığım tepesine batarak normal tığımı batırıyorum. Bu ipleri tığımın üstüne koyuyorum. İpi, bu aldığım ipi, yani bu iplerin altından beri alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bakın ip orada hapis olmuş oluyor. Bu şekilde her sırada böyle yapıyorum. Tekrar tekrar diğer sıraları da tekrar etmeme gerek yok. Ben sadece bunu göstermek için bekledim. Her sırada bu şekilde ilmeğimin üzerine alıp geçiriyorum. Böyle bu ilmeklerin arkasında kalıyor. Bu şekilde 3 sıra beyaz yapıp bir sıra turuncu yapıyorum. Ondan sonra normal gri rengini 3 sıra yapıyorum. Eğer sizin bu yastık boyutunuza göre az geliyorsa bu sıraları daha da ekleyebilirsiniz. Bu arada geçişleri istediğiniz gibi 2 sıra da yapabilirsiniz. 5 sıra da yapabilirsiniz. Kalınlıkları değiştirebilirsiniz. Ben 3 sıra olarak hoşuma gitti. 3 sıra yaptım. Ama 6 sırada böyle bu kalınlıkta olacaktır. 6 da hoş olur. Sizin zevkinize göre bu ölçüleri değiştirebilirsiniz. Ben sadece geçişleri göstermek istedim. Yeşil ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu yaptığım ilmeğin arasından bu yeşil ipi geçiriyorum. Diğer ipimi sıktırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu ipimi koparmıyoruz. Diğer sıralarda devam ediyoruz. Tığıma doluyorum. Trabzanın tepesine normalde
Normalde toplamda 5 tane trabzan yapılıyor. Bu ilk zincir çektiğim benim ilk trabzanım sayılıyor. Zincirden sonra toplamda 4 tane yapıyorum. Zincirle birlikte 5 oluyor. Şimdi 5 oldu. İlk yaptığımın tepesine batarak tığımı oradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir zincir çekiyorum yanındaki trabzan tepesine batarak. Trabzan yapıyorum. Yani toplamda buraya 5 tane trabzan yapıyorum. İlk yaptığım trabzan tepesine batarak ilmeğimi oradan geçiriyorum. Bir zincir atıyorum, tığımı doluyorum. Bir trabzan boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Toplamda 5 tane trabzan yapıyorum. İlk trabzan tepesine batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan boş bırakıp ikinciye batıyorum. Kısaca göstermek istedim. Çok da göstermeye gerek yok. Diğer yastık modelinde bu detayı anlatmıştım. Popcorn örneğinde bu şekilde kısaca göstermiş olduk. Ben düz olarak göstermeye devam edeceğim. İsterseniz bu şekilde örneği devam edebilirsiniz. İsterseniz düz trabzan olarak da devam edebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. İsterseniz bir sıra popcorn, bir sıra farklı renk, bir sıra düz çizgi modeli istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Ben bunu bitişine kadar ördüm. Size nasıl göründüğünü de göstermek istedim. Renk geçişleri bu şekilde görünüyor. Benim bu renk de hoşuma gitti. Dediğim gibi eğer bu sarı kısımları eklemek istemiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Farklı renklerde kullanabilirsiniz. Direkt diğer renge de geçiş yapabilirsiniz. Burada bir ayrı hava katacağını düşünerek bu sık iğneyi ekledim. Yoksa örneği hiç etkilemiyor. Direkt trabzan yaparak diğer renk geçişine de geçebilirsiniz. Bu kolay yıkanıp geri takılması için bitiş kısmında ilik düğme yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi bağcık yaparak da kullanabilirsiniz. Ben bağcık kullanmayı daha çok seviyorum. Düğme çünkü arada açılıyor. Bağcık açılmıyor. İlik yaparken daha önce de göstermiştim diğer modellerde. Bunda bir trabzan eksik yapıp o şekilde ilik göstereceğim. Son sırayı öreceğim. İlik yapacağım yeri tespit etmem gerekiyor. Kaç tane yapmak istiyorsanız. Ben genelde 3 tane küçük kullanıyorum. İlk önce ortasını buluyorum. Kenarlardan da birazını bu şekilde birbirine birleştireceğim. Buraya ilik düğme yapmayacağım. Boşluk kalan yerin de ortasını buluyorum. Burayı birleştireceğim. Buraya açık kalmayacak. Ortayla diğer açık kalacak mesafenin başlangıcıyla da bu şekilde ortasını buluyorum. Orayı da tespit ediyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da aynı ölçüde olsun diye aynı yerde tespit ediyoruz bu şekilde. Sadece bu 3 yere ben ilik yapacağım. Şimdi son sıraya normal trabzanlara başlar gibi başlıyorum. 2 trabzan. Trabzanımı yapıyorum. İliğe kadar normal bir şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi buraya gelene kadar yapıyorum. Orada göstereceğim. İlik yapacağım yerin yanındaki trabzanın tepesine kadar geldim. Şimdi ilik yapmak için bir yer boş bırakmam gerekiyor. Bir zincir çekiyorum o trabzanın yerine. Bir trabzan boşluk atlıyorum. İkinciye batıyorum. Normal trabzanımı yapıyorum. Burada ilik yerini açmış oluyorum. Diğer
Yerleri de aynı şekilde yapıyoruz. Oraya kadar normal trabzanımı yapıyorum. Diğer deliğin oraya da geldim. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Normal trabzanımı yapıyorum. Diğer iliği de aynı şekilde yapıyoruz ve sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Eğer düğmeli yapıyorsa. Ben bağlamalı bağcıklı yapacağım. O yüzden bu aynı işlemi diğer tarafta da yapacağım. Çünkü bağcık bağlayacağım buralardan. O yüzden aynı işlemi karşıya da yapacağım. Eğer siz ilik yapmayı düşünüyorsanız bu delikleri karşıda yapmaya gerek yok. Ben sıramı bitirdim. Diğer tarafa da aynı işlemi yaptım. Dediğim gibi eğer düğmeli yapmak istiyorsanız sadece tek tarafı bunu yapın. Diğer tarafa yapmayın. Bu tarafa düğme dikelim. Şimdi ben düğme dikme kısmını göstermeyeceğim. İliği gösterdim. Şimdi bu son sırada iz sürme tekniği yapacağım. Hem bu kenarları birleştirmek için hem de buradaki esnemeyi önlemek için iz sürme tekniği yapacağım bu sırada. Ve son sıra sonra da yastığımız bitmiş oluyor. İz sürme yaparken bir tel oradan, bir tel diğer taraftan alıyorum. İpimi ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonra ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel oradan. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel oradan. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Sık iğne değil. İpi arasından alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Dilerseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Ama benim şu anda yaptığım iz sürümü. Bu işlemi kenarda ne kadar kısım kapalı olmasını istiyorsanız oraya kadar yapalım. Ben iki tane daha yapacağım. Sonrası benim için yeterli. Ben ölçüyle yapmıyorum. Genelde hep göz kararıyla yapıyorum. Bu kadar mesafede yapmak benim için yeterli. Şimdi bu kısmı boş bırakacağım yastığı geçirmek için. Şimdi iki tarafa birden yapmıyoruz. Sadece tek tarafa yapıyoruz. Şimdi tek tarafı aldım elime. Arkadaki telinin içinden tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Arkadaki telinden tığımı geçiriyorum. İpi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde diğer tarafta bu kadar mesafe kalana kadar bu işlemi yapıyorum. Kaç tane trabzan tepesini yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane trabzanı birleştirmişim. Burada da 13 trabzanı işaret alacağım. Oraya kadar bu işlemi yapacağım. Buraya kadar diyor. Buraya kadar aynı işlemi yapacağım. Sonra birleştirerek yapacağım. Bu işlemi sıra aldığım yere kadar devam ediyorum. Bakın. Esnemeyi azaltıyor bu şekilde. Hem bu kenara birleştirmiş oluyoruz hem de esnemeyi azaltmış oluyoruz. Şu kısmı da göstermek istiyorum. Burası ilik yaptığımız yer. Yanındaki trabzan tepesine kadar geldim. Burada bir boşluk bırakmıştık. O trabzan yerine bir zincir çekmiştik. Zincirin tepesine de aynı şekilde yapıyoruz. Sonra yanındaki trabzana geçerek gene aynı işlemi yapıyoruz. Yani oradaki zincir diğer sıradaki trabzanın tepesi sayılıyor. Oraya da yapıyoruz. Devam ediyoruz. İşaret aldığım yere kadar tek olarak geldim. Şimdi bu işaret aldığım yerden sonrasını birleştirerek yapmam gerekiyor. Bir tel buradan, bir tel karşıdan, ipimi oradan geçiriyorum, ilmeğimin arasından geçiriyorum. Bir tel buradan, bir tel karşıdan, ipimi ilmeğin arasından geçiriyorum, ilmeğin arasından geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Burada ipi koparmadan devam etmiştik ama burada sıra sonuna kadar yapınca ipi kopartıp buradan tekrar başlayacağım.
sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıramı sıra sonuna kadar gittim. İpimi oradan da altına sakladım. Şimdi ben buradan tekrar başlamam gerekiyor. Bir zincir çekiyorum. Şu arkadan ipimi alacağım. Bu ipimi de el işi yaparken onu gizleyeceğim. Burada zaten bir telden almışım. O telin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. İpi gizlerken bu ipi normal diğerlerinden birazcık daha farklı oluyor. Bir sefer tığımın üstüne getiriyorum. İpi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Şimdi bir dahakine böyle üstten yaparsam bu ip saklanmıyor. Böyle yukarıda kalıyor. Bu sefer tığın altına getiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Tekrar arkadaki telden tığımı geçiriyorum. Bu sefer üstten yapıyorum. İpi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Tığımı batırıyorum. Bu sefer aşağıdan. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde ipimizi saklamış oluyoruz. Arkası da temiz olmuş oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Yani sıra sonuna kadar dediğim bu birleşim noktasına kadar yapıp ipimizi saklıyoruz. Yastığımız bitiyor. Son iz sürmemi de yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra ipimi kesiyorum. İpimi aşağıya doğru çektireceğim. Tığla ipimi çektirdim buraya. Uzaktan ipimi kesiyorum. Benim yastığım bitti. Şimdi buralara zincir çekiyorum. Zincirden bağ yapıyorum ben. Şimdi normal zincir çekiyoruz. Bana fiyonk yapabilecek kadar uzunlukta olan bir zincir çekiyorum. Zincir çekerken ipi de saklamak isterseniz yaptıktan sonra iğneyle de araya da geçirebilirsiniz. Az önce burada iz sürme yaparken gösterdiğim gibi bir sefer o tarafa doğru ittiriyorum. Bir sefer diğer tarafa doğru. Bir sefer bu tarafa. Ve bir sefer bu tarafa doğru. Yani bir sağa bir sola ip bitene kadar ip yaparken saklamış olursunuz bu şekilde. Şimdi ben zincirimi çektim. Bir sayarak çekmedim ben. Sayılı ölçülü işleri fazla sevmem. O pratik işleri daha çok severim. Böyle bir pratiği olsun bunun da. Yastığın boyunca zincir çektim. İpimi kesiyorum. Diğer ucun ipini de saklarken iğneye ihtiyaç olacak. İğneyi geçirdikten sonra zincirin içinden ipi saklamaya çalışıyorum. Bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı. Bu kadar yeterli. Çok fazla gitmeye gerek yok. Buradan ipimi kesiyorum. Bu şekilde 3 tane yapıyoruz. Şu anda ben ipim mesela yastığı yıkayınca ipim falan kaybolmasın derseniz, hani burada sabit dursun derseniz, bu tarafta sıkı düğüm atın, bu burada sabit dursun. Bir yastığı geçirdikten sonra sağlamlaştırmak için diğer tarafa geçirip bu şekilde fiyonk atabilirsiniz. Ama tek tarafta sabit durursa ipiniz de kaybolmaz.
Bu şekilde düğümü açınca bakın böyle yastıkta kalıyor. İpiniz de kaybolmaz. Yastığın yapılışı bu şekilde. Yastıkların yapılışı bu şekilde. Başlangıç kısımları aynı. Üstüne dilediğiniz gibi model ekleyebilirsiniz. Ben bunu yapınca mesela popcorn ekledim. Bir sıra popcorn, bir sıra normal krem. Bunda da renk geçişi yaptım. Bu da normal akrilik iple yaptığım model. Hani ip farkını göstermek istedim bakın. Ben bu kadife ipleri çok beğendim. Hani modele farklı bir tarz katıyor. Bakın bu akrilik bu kadife arasında nasıl fark var, görünüş farkı oluyor. Ben bunu daha çok beğendim kadife ip. Hem daha yumuşacık görüntü olarak da diğerlerine göre daha hoş duruyor. Bu başlangıç kısmını yaptıktan sonra üstüne istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Bunları yapmanız da şart değil. Sadece sık iğne de yapabilirsiniz. Trabzan'da yapabilirsiniz. Diğer modelde sık iğneli modeli olarak anlatmıştım. Diğer modelde sık iğne ile başlayıp bu popcorn modelini anlatmıştım. O da çok hoş oldu. Dilerseniz onu da yapabilirsiniz ama bu daha çabuk bitti. Ben bayağı bir popcorn modeli ekledim buna. Bunu dilerseniz ortada az da yapabilirsiniz. Diğer videoda anlattığım gibi. Yapılışı bu şekilde. Ben hepsinin uçlarını bağcıklı yaptım. Bu şekilde daha hoşuma gidiyor. Düğmeden daha hoş duruyor bana göre. Altta görünmüyor bu bağcıklar. Görüntü açısından değil de kullanım açısından bana bağcık daha kolay geliyor düğmeden. Modellerin yapılışı bu şekilde. Bu videoda bu modele daha çok ağırlık verdim. Çünkü popcorn modelini diğer videoda anlatmıştık. Sadece başlangıç kısımları aynı. Kısa bir yerde popcorn örneğinde gösterdim. Yapılışı aynı. Üzerine artık istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için beğen tuşuna basabilirsiniz. Umarım bu modeli beğenmişsinizdir. Farklı farklı modeller çıkacağına eminim. Herkese iyi günler. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.